Kişiler Atölyesi'nde bu sefer yönetmenin dramatürjisi diye adlandırabileceğimiz bir sinema atölyesi yapıyoruz. Ben sizlere yönetmen açısından kamera, yönetmen açısından senaryo, yönetmen açısından oyunculuk ne tür problemler içeriyor ve bunların çözümü için hangi stratejilere başvuruyor yönetmenler? Ağırlıklı olarak bunlardan bahsedeceğim. Bunlar biraz da yönetmenlik yapmak isteyen insanların sette karşılaşacakları problemleri nasıl yaklaşacaklarını belirlemelerini sağlayacak. Bu atölye aşağı yukarı 3 bölümden oluşacak. Bir tanesi benim size anlatacaklarımın, analizlerimin yer aldığı bölüm. Daha sonra sizlerden soru ve cevaplarınızı bekliyor olacağım. Onlara cevaplar vereceğim. Sonunda da aslında önümüzdeki dönemde eğer yaparsanız size çok fayda sağlayacağını düşündüğüm bir takım örnekler, antrenmanlar önereceğim. Bunlar sözsüz film yazmak ve çekmek, rüya projeleri yaratmak ve tek plan mizansen diyebileceğimiz bir takım örnek çalışmalar olacak. Atölyeden sonra eğer bu ödevleri tamamlayanlar olursa onlarla da birebir çalışıp yaptıkları üzerine analizler yapacağız. Özellikle yönetmenin iki tane işi var. En önemli işlerinden biri sette, ekibiyle birlikte çalışırken. Bunlardan bir tanesi oyunculuk yönetmenliği, diğeri ise mizansen. Bu ikisi hakkında ekipten hiç kimse yönetmene bir fikir veremez. Ama diğer bütün konular, teknik ve artistik konularda çok çeşitli teknisyenler ve sanatçılarla birlikte çalışır yönetmenler. Bütün bu kavramları aslında anlatıcılık kavramı üzerine inşa edeceğiz. Hepimiz sinemada çalışan, kamera arkasında çalışan, kamera önünde çalışan herkes birer anlatıcı. Ve bu perspektiften bakarak yönetmenin mesleğini sizler için pratik anlamlar ifade edebilecek bir şekilde anlatmaya çalışacağız.